torunumlar. İşitme kaybı, iki tip işitme kaybı var. Değil mi? Daha doğrusu üç tip diyebiliriz. Bir, iletim tipi işitme kaybı. İki, sensörineural işitme kaybı. Üç, mixed tip işitme kaybı. İletim tipi olduğu zaman ya dış kulak yolunda bir kil var, bir problem var. Ya kulak zarında bir problem var, ya orta kulakta problem var. Ya kemikçiklerde var, ya kulak zarında var. Sensörineural işitme kaybı iç kulakta, yani kulak sinirinde hasar olduğunda oluşur. Mixed tip kaybıda ise hem sensörineural, yani sinirde bir hasar var, hem iletimde bir hasar var. Dolayısıyla eğer bir hasta geldiğinde acil servistesiniz ya da aile hekimisiniz, zorunlu hizmettesiniz, bir hasta geldiğinde ben duymuyorum dediğinde ilk önce iletim tipi bir kayıp var mı yok mu ona bakmanız gerekiyor. Yani dış kulak yolu nasıl, temiz mi, kirli mi, kulak zarı nasıl, iyi mi, bunları görmeniz gerekiyor. Eğer işin içinden çıkamazsanız tabii ki bir uzman hekimin görmesi ya da işitme testi yapılması şart. Çünkü sevgili kardeşim uzaktan bizim için gelmiş, ben diyor duymuyorum diyor. Ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Dış kulak yoluna bakıyoruz. Ve karşıda kulak zarını görüyoruz. Kulak zarını gördük. Orta kulakta hangi kemikçiklerimiz var? Malleus, incus stapes var. Bak orada görmüş olduğunuz çıkıntı malleusun, biliyor musun, çekiç kemiği. Zaten görüntüsü çok bariz, belirgin. Ama kemikçikte bir problem var mı yok mu anlayamayız. Biz burada neyi görüyoruz? Kulak zarı kızarık mı? Kulak zarı çökmüş mü? Orta kulakta sıvı birikmesi var mı? Zarın şekli, şemali nasıl? Bunlara görüyoruz. Östeki kanalı çalışıyor mu? Burnunu kapat elinde. Yanaklarını balon şişir gibi şişir bakalım. Yutku. Vazalma manevrası yaptırıyoruz. Bizim için önemli olan ilk, ver bakayım şeyi. Aile hekimi düzeyinde öncelikle temel sorun varsa onu çözmek. Yap bakalım bir daha kardeşim. Evet, östeki kanalı çok sağlıklı çalışmıyor. Ve işitme kaybı var. Acaba orta kulakta bir problem mi var? Ya da sorun iç kulakta mı? Sensörineural kayıp mı var? Bunun için mutlaka bir audiometri testi yapılması lazım hastamız. Şimdi ikinci, ben şimdi bir kulak bulmaz uzman olarak şimdi konuşuyorum. Şu kulaklarına baktım. Kulaklarında sadece kulak zarları birazcık böyle mat gözüküyor. Değil mi? Ama hastanın östeki kanalı çok sağlıklı çalışmıyor. Burunda problem var mı dedim. Var dedi ki muayene bulgularına baktığımızda da bak inanılmaz derecede bir deviasyonu var. İnanılmaz derecede bir alerjik sinüsü var. Yani burun içerisi gerçekten hacamat olmuş durumda. Ve tekrar geri derine bakıyorum. Orası torus tubarius, bak nazofarengis ve adenoid kalıntısı var çocukluktan kalma. Yani bu yakışıklı kardeşimin bu burunla östeki kanalının sağlıklı çalışmasını zaten beklemiyoruz.